740'tan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olarak addediyoruz. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarını sürdürdü. Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le ikili heyetler arası yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşarak iki ülke ilişkilerini kapsamlı ortaklık düzeyine yükselttiklerini hatırlattı. 2021 yılında Ankara'da düzenlediğimiz son zirve toplantımızda ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine en güçlü desteği veren dost ülkelerden olduğunu söyledi. İspanya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katkılarını en iyi idrak eden, üyelik sürecimize başından beri en güçlü desteği veren dostlarımızdandır. Bu tutumun önümüzdeki dönemde güçlenerek sürmesini temenni ediyoruz. Erdoğan, bir gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın davalarına ilişkin sorusunu yanıtlayarak Türkiye hukuk devletidir açıklamasını yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde biliyorsunuz kararları yargı verir. Her zaman için bu Osman Kavala olur, bu Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz.